Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İnci. Bugün sizlerle herkesin evinde bulunan malzemelerle harika bir tatlı yapacağız. Çok kolay bir sütlü tatlı tarifi vereceğim sizlere. Bunun için hemen 100 gram kadar tereyağımı tenceremin içerisine alıyorum. Kaşık tatlısı da diyebiliriz buna. Yağım eridi. Şimdi içerisine 1 çay bardağı kadar beyaz un ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Altını kıstım ocağımın. Güzelce unumla yağımı kavuracağım. Unum gayet güzel kavruldu. Mis gibi kokular da yaymaya başladı. Rengi de döndü gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş sütünü vermeye ve aynı zamanda da karıştırmaya başlıyorum. Şöyle sol elimle iş yapamadığım için ellerimi değiştireceğim. Sağ eliyle iş yapanlar için sol elle iş yapmak dünyanın en zor işi. Güzel güzel karıştıracağım. Karıştırmaya ve karışımımı pürüzsüz hale getirmeye devam ediyorum ben. Evet. 1 kilo sütümün tamamını ekledim. Karışımım tamamen pürüzsüz hale geldi. Şimdi 1 çay bardağı da şeker ekliyorum. Hiç bırakmadan sürekli karıştıracağım. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel içine içine kıvrılmaya başladı. Şimdi içerisine böyle bir dolu çay kaşığı kadar vanilya ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Biraz böyle pıt 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 atsın istiyorum. O yüzden karıştırmadan biraz pişmeye bırakacağım onu. Bir 45 saniye kadar. Benim tatlım tamam. Altını kapatıyorum. Ve şimdi parçalara böleceğim. Ben şöyle bir kalıp kullanıyorum. Bu kalıbım 20 santim kadar ya da 22 santim. Bir de eşim ve kendim için böyle çayın yanına minik kuplara dökeceğim. Şöyle önce minik kuplarıma dökeyim. Bunların üzeri için çok kolay bir karamel tarifim var. Onu hazırlayacağım. Şöyle. Çok kolay ve lezzetli bir tatlı oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tatlılarımı kenara soğumaya aldım. Şimdi hemen karamelini yapmaya başladım. Tatlımın karamelini yapmaya başladım. Burada 2 parmak kadar eksik, 1 su bardağının 2 parmak kadar eksik şekerim var. Onu tavamın içerisine alıyorum ve erimeye bırakıyorum. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar mısır nişastam var. Onu kasemin içerisine alıyorum. Buradan 1 parmak kadar suyu şekerimin içerisine ekleyeceğim. Geri kalan suyu ise
Mısır nişastamın içerisine ekleyeceğim. Şöyle bırakıyorum. Gerisini ekledim. Şimdi mısır nişastamla suyu güzelce birleştiriyorum. Ve bunu kenarda bekleteceğim. Pürüzsüz bir halde. Mısır nişastanız yoksa buğday nişastasıyla da yapabilirsiniz. Şekerim erimeye başladı. Şekerimi şöyle hafif karıştırıyorum. Krema kullanmayacağım. Çok kolay bir karamel yapılışıdır. Ve kesinlikle de denemenizi tavsiye ediyorum. Çok pratik, çok lezzetli ve çok kolay bir tatlı. Ocağımın altı kısık ateşte. Yavaş yavaş şekerim erimeye başladı. Şekerim iyice eridi. Şimdi içerisine biraz su ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Hala kısık ateşte. Karıştırmayı bırakmıyorum. Çok güzel bir rengi oldu. Ateşi burada çok önemli. Eğer ateşiniz kısık olursa karameliniz yavaş yavaş oluyor ve rengi şahane oluyor. Şimdi hazırladığım bir yemek kaşığı mısır nişastasını ve bir parmak kadar, pardon, yarım çay bardağı kadar suyumu karışımımın içerisine döküyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Toparlanana kadar güzelce karıştıracağım. Karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Karamelim, döktüğüm mısır nişastasıyla suyu güzelce içine çekene kadar pişireceğim. Şu anda durumu gayet iyi. Evet. Krema kullanmadan harika bir karamel elde ettim. Karamelim tamamdır. Şimdi pastamla karamelimi buluşturacağım. Şimdi yavaş yavaş karamelimi pastamın üzerine döküyorum. Ve üzerinde yayacağım. Şöyle biraz da teklilerin üzerine. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğeniyorsanız beğen butonunu tıklamayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Çok daha güzel tariflerde tekrar tekrar buluşmak ümidiyle bir tutam da inci YouTube kanalımda kalın.